Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere en son yapılan seçimde Maltepe Spor Kulüp Başkanlığı'na Cahit Duran seçilmişti ekibiyle beraber. Görevlendirmeler yapıldı. Size şimdi görevlendirmeleri aktaracağım. Başkan Cahit Duran, Başkan Vekili Atilla Çaycı, As Başkan Arif Tevetoğlu, As Başkan Ziya Hayırlıoğlu, As Başkan Uğur Tarık Özkut, As Başkan Serdar Garan, Başkan Yardımcısı Hasan Zengin, Başkan Yardımcısı Oğuz Can Timur, Başkan Yardımcısı Erdi Akşen, Başkan Yardımcısı Cahit Evtekin, Başkan Yardımcısı Celal Akgül, Başkan Yardımcısı Zafer Yıldırım, Başkan Yardımcısı Yusuf Erdoğmuş, Başkan Yardımcısı Ali Sezgin. Başkan yardımcılarımızın hepsine belirli komisyonlar bağlandı. Onları da size anlatayım isterseniz. Arif Tevetoğlu As Başkan ama dış ilişkilerden sorumlu. Ziya Hayırlıoğlu As Başkan marka geliştirme. Uğur Tarık Özkut As Başkan diğer spor branşları. Serdar Garan As Başkan idari mali işler ve mali kaynak yaratma. Hasan Zengin futbol teknik ve transfer işleri. Oğuz Can Timur sağlık işleri. Erdi Akşen altyapı işleri. Mirza Tek stadyum tesisleşme ve inşaat işleri. Cahit Evtekin resmi kurumlarla ilişkiler. Celal Akgül yerel yönetimlerle ilişkiler. Zafer Yıldırım amatör diğer kulüplerle ilişkiler. Yusuf Erdoğmuş etkinlik ve taraftar ilişkileri. Ali Sezgin sosyal projeler geliştirme. Genel sekreterimiz Cem Karatepe. Basın ve halkla ilişkiler sorumlusu ben Nevzat Eren. Genel sayman Miktat Erol. Hukuk işleri sorumlusu da Hakan Yalçın. Şimdi komitelerimizi size anlatayım. Kimler var? Biz biraz eskinin dışına çıkıp başkanımızın isteği üzerine farklı bir şeyler yapma ihtiyacı duyduk. Dış İlişkiler Komitesi Arif Tevetoğlu'nun komite üyelerinden biri Serkan Sofi, dış ilişkilerle ilgili stratejilerin belirlenmesi, Maltepe Spor gelişimine destek sağlayacak dış ilişkilerin oluşturulması ve yürütülmesi. 13 tane yedek üyemizi de bu komitelerin içerisine dahil ettik. Geniş kapsamlı bir şey olmasını istedik. Marka Geliştirme Komitesi'nde Ziya Hayırlıoğlu'nun, Tayfun Köseler'den Selahattin Şimşek, Burak Bilge var. Diğer Spor Branşları Komitesi Uğur Tarık Özkut, Kemal Zengin ve Uğur Yalçın var. İdari Mali İşler ve Mali Kaynak Yaratma Komitesi'nde Serdar Garan Bey'in komitesinde Yunus Erdel, Vahap Odabaşı, Asuman Gündoğan, Mesut Biliç, Miktat Erol, Eren Öden, Hasan Kılıçarslan. Futbol Teknik Ekip ve Transfer Komitesi'nde Hasan Zengin, Muhsin Gülsuyu, Erdem Ölmez, Kadir Kal ve Ender Yıldır var. Sağlık İşleri Komitesi'nde Haluk Özsaraç var, Oğuz Bey'in ekibinde. Altyapı İşleri Komitesi'nde Erdi Bey'in ekibinde Yunus Erdel, Ender Yıldır, Kadir Kal, Tayfun Köseler'den var. Stadyum Tesisleşme ve İnşaat Komitesi'nde Mirza Tekin ekibinde Vahap Odabaşı, Kadir Kal, Erdem Ölmez, Hasan Kılıçarslan, Murat Bahadır, Gökhan Alkan var. Resmi Kurumlarla İlişkiler Komitesi'nde Cahit Evtekin'in ekibinde İsmet Tepret, Asuman Gündoğan, Eren Öden, Uğur Yalçın mevcut. Yerel Yönetimlerle İlişkiler Komitesi'nde Mikail Tekdal, Miktat Erol, Uğur Yalçın bulunmakta. Amatör ve diğer kulüplerle ilişkiler komitesinde Zafer Yıldırım'ın ekibi, Veli Aslandoğan, Murat Bahadır ve Muhsin Gülsuyu var. Etkinlik ve taraftar ilişkileri komitesinde Yusuf Erdoğmuş'a bağlı olarak Ramazan Eren, Selahattin Şimşek, Asuman Gündoğan, Murat Bahadır, Tayfun Köseler'den Hasan Kılıçarslan var. Sosyal Projeler Geliştirme Komitesi'nde Ali Sezgin'in yanında Veli Aslandoğan, Gökhan Alkan, Bilal Salık, Ferhat Tunç var. Basın ve Halkla İlişkiler Komitesi'nde Selahattin Şimşek, Tayfun Köseler'den Ersin Topçu, Erdem Ölmez ve İbrahim Halil Zorbaş mevcut. Görevlendirmelerimiz bu şekilde yapıldı. Dediğim gibi ilk defa yedek yönetimden de destek alınarak yapıldı. Şu ana kadar 13 tane futbolcu ile anlaştık. Genel bir çoğunluğu üst liglerde oynamış arkadaşlar. Sosyal medyadan zaten isimleri takip etmişsinizdir az çok. Birkaç tane bal liginde oynamış oyuncu haricinde geri kalan hepsi üst liglerde kendini ispatlamış. Bu kulübe faydalı olabilecek, bir üst lige çıkartması için başarılı olabilecek tarzda bir ekip kurmaya çalışıyoruz. Var mı başka bir şey?
Altyapıyla ilgili bir tasarımımız var mı? Altyapıyla ilgili şu anda şöyle bir sıkıntımız var. Bizim A takım oyuncularımızla ilgili bile kalacak yerle ilgili sıkıntımız var. Bunları tabii çözeceğiz. Sıkıntı yok. Ama altyapıyla ilgili biz daha üst yapıyı çözemeden altyapıya geçmemiz, normal şartlarda aslında altyapıyı çözüp üst yapıya geçmemiz lazım. Ama şu anda kısa bir mesafe var önümüzde. En kısa zamanda bununla ilgili çalışmaları başlatacağız. Eğer ki tesisle ilgili sorunlarımız çözülürse altyapıyı zaten hemen gereğini yaparak... Sağlandı mı tesisle alakalı? Tesisle ilgili görüşmeler yapıldı, bekleniyor. Cevaplar bekleniyor. Zaten bunu hemen paylaşacağız sizlerle. Altyapıyı kesinlikle zaten kazandırmamız gerekiyor ve amatör spor kulüpleriyle beraber hareket ederek. Çünkü onların desteği şart. Altyapıyla ilgili sözleşmenin devam ettiği söyleniyor. Doğru. Sözleşme devam ediyor. Son bir senesi kalmış. Ama eğer ki öncesinde biz tesisleşme işlerimizi halledersek altyapıyı işleten arkadaş Kortan Bey ile görüşmeyi yapar. Onun da iyi niyetine inanarak çözeriz konuyu. Şimdi bir sene dolacak mı yani? Eğer ki tesisimiz olursa bir seneyi beklemeyeceğiz. Evet. Ama tesisimiz olmazsa mecburen bekleyeceğiz. Çünkü altyapıyla ilgili ciddi masraf ve para gerektiren maddi konularla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz sonrasında. Ki zaten daha öncesinde bu problemler yaşanıldığı için kiraya verilmiş. Ondan dolayı sıkıntılarımız var. Ama tesisleşmemizi hallettikten sonra tek bir gün daha beklemeyiz. Bu stadın kulelerde topçuların kalmasıyla ilgili evet. Söz aldı. Evet. Şahin Ayrım Bey evet. Çok büyük destek veriyordu. Evet. Görüşmeleriniz oluyor mu? Evet oluyor. İl bazında da oluyor. Orayla ilgili bir problem yaşayacağımızı zannetmiyorum zaten. Kulelerden birini illaki, aynen. Allah'ın izniyle inşallah yukarıya hedefliyoruz. Sadece bu yukarı üçüncülük değil, daha üstler. Yani amacımız o. Belediye başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Kendisinin bizimle ilgili çalışmaları olduğunu duyuyoruz. En kısa zamanda bize tesisleşme ile ilgili de yardımcı olacağına inanıyoruz. Tüm Maltepe Spor sevdalılarına teşekkür ediyoruz şimdiden. Bizden desteklerini esirgemesinler. Hep beraber el ele verirsek bu kulüp en üstlüklere çıkacağına inanıyoruz.